Herkese merhabalar, ben Banu, kanalıma hoş geldiniz. Bana ve kanalıma ilk defa denk gelenler için bu kanalda insan kaynaklarına dair, iş hayatımıza dair, liderliğe dair, ruhsal zekaya dair, hayata dair paylaşımlarda bulunuyorum. Bu videomda da size iş görüşmelerinde kullanabileceğiniz, uygulayabileceğiniz çok pratik bir makyajı uygulayarak göstermek istiyorum. İş görüşmeleri zaten hepimiz için, yani herkes için bir stres kaynağı başlı başına. Biz iş görüşmelerimizi yaparken tabii kendimizi ifade etmek çok önemli. En güzel şekilde, en doğru şekilde, en uygun şekilde yeteneklerimizi, potansiyelimizi, deneyimlerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi aktarmak önemli ama öte taraftan da bir de bu işin dış görüntü tarafı var. Bu nedenle belki bir nebze şu anda uygulamalı bir makyajla göstereceğim için belki bir nebze bütün insan kaynakları dilinde pozitif ayrımcı olarak niteleyebileceğimiz bir video çekiyor olacağım. Başlayayım. Bu makyajı yaparken de aynı zamanda biraz böyle dış görüntüyle ilgili, iş görüşmelerine dış görüntüyle ilgili sohbet etmek istiyorum sizinle. Tabii ki ilk olarak önemli şey cildimizi nemlendirmek. Canlı görünmek, enerjik görünmek bizim hedefimiz ve amacımız. Ben cildimi nemlendirdim. Herkes kendi cildine göre, kendi özelliklerine göre nemlendiricisini seçebilir. İlk süreceğim şey Golden Rose'un aydınlatıcı bazı. Ben bu bazı severek kullanıyorum. Bu arada bu video herhangi bir sponsorlu bir video değil. Ben kendi sevdiğim, kullandığım makyaj malzemelerimi, makyaj çantamda olan malzemelerimi kullanıyorum. Bu aydınlatıcı, Golden Rose'un aydınlatıcı primerını bütün yüzüme sürüyorum. Nemlendiricimi sürdükten sonra şu anda hepsine yaydım. Böyle. Evet. Şu anda. Bu arada iş görüşmelerine giderken böyle dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var dış görüntü açısından. Mesela böyle çok böyle aşırı floresan renkler, böyle aşırı uçuk pembe rujlar, böyle yeşil, mavi farlar falan sanıyorum ki sürmüyorsunuz zaten ama sürmemelisiniz de aynı zamanda. Çok hafif, cildime uygun bir fondötenle devam ediyorum. L'Oreal'in Stick fondötenlerinden fondötenim. Infallible, Longwear Stick diye geçiyor. Benim rengim 120 Vanilla Rose. Ben şimdi bunu bütün cildime şöyle yayıyorum. Ve bunu şimdi dağıtacağım. Süngerim Elçenem. Elçenem'den çok bulmuyordum aslında bu performansı. Ama ben vallahi çok beğendim bu süngeri. Gittim bir tane daha aldım. İkinci süngerim bu. 9 ya da 10 liraydı galiba. Çok güzel yani. İş görüşmelerinde bizim kendimizi daha iyi hissetmemiz, kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi de sağlıyor. Yani kendimizi daha canlı hissedersek, daha enerjik hissedersek bu dış performansımıza da yansıyor. Yani herkes için aslında bu böyle. İş görüşmelerini bir nevi performans sergileme yeri diye de düşünebilirsiniz. Yani bir nevi sahneye çıkıyorsunuz orada. Yani kendinizi satmanız gerekiyor. Onun için en güzel şekilde kendimizi ifade etme yeri. Bu nedenle de böyle çok iddialı renklerden, çok böyle allı pullu vesaire renklerden de kaçınmak lazım. Fondötenimi de sürdüm göründüğü gibi. Şimdi şöyle, bende özel bir kaş tarağı yok ama sevdiğim bir kalemin arkasında tarağı var, onu kullandım. Kaşlarımı taradım. Göz altlarımı gene L'Oreal'in True Match gözaltı kapatıcısıyla şöyle sabitleyeceğim. Yani kapatacağım, pardon. Şöyle gene süngerimi kullanıyorum bunun için. Bu arada benim bundan da çok memnunum. Biraz göz altlarında problemler olan arkadaşlar için de bunu önerebilirim aslında. L'Oreal'in Perfect Match True Match Concealer'ı. Bunu nedir benim rengim? Gene Rose Vanilla 2RC'ymiş benim rengim. Çok beğeniyorum. Çizgilere falan dolmuyor. Gözaltınız da böyle biraz morsa, öyle bir iş görüşmesine gidecekseniz, bir de sabah gidecekseniz böyle hani çökkün, yorgun, böyle göz altları torbalanmış bir şekilde de gitmemek icap ediyor. Onun için de böyle sizi dinamik gösterecek olan aydınlık renk tonlarına yönelmeniz lazım. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Şöyle biraz aynaya yaklaştırayım. Şöyle. Çok hafif bir şekilde, böyle aşırı bir boyama, şekil verme vesaire yapmıyorum. Bu arada tabii kaş boyamalar falan bayağı bir popüler oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bence kaşlarınız doğalsa kendi doğallığı kalsın. Çok çok doğal uygulamalar yapılabiliyorsa bence yaptırın, ama hani böyle buraları böyle çizgiliyorlar da nasıl söyleyeyim, çekiyorlar böyle dümdüz çizgi falan, bence çok itici oluyor. Onun için kendi kaşlarınız, en güzel kaşlarınız, hafifçe şekillendirmeniz yeterli. Ben de şimdi kaşlarımı hafifçe şekillendirdim. Fondötenimizi sürmüştük, aydınlatıcımızı sürdük, göz altlarımı kapattım. Şimdi kullanan olur, kullanmayan olur, ama ben göstereceğim. Çünkü ben günlük hayatımda kullanıyorum ve gene çok memnunum. NYX'in Wonder Stick'ini kullanacağım. Bu Wonder Stick'te de benim numaram en açığı Light Medium rengi. Şöyle sadece şuradaki elmacık kemiklerime, biraz alnımın üst köşelerine, biraz çenemin altına, şöyle biraz burnumun ucuna, dudaklarımın biraz altına ve burun kenarlarıma şu anda bunu böyle, evet, yedirdim. Bu açığını da hemen şu kısımlarıma biraz şöyle sürüyorum. Biraz çeneme sürüyorum. Biraz burnumun üstüne sürüyorum. Ve iki kaşımın biraz arasına sürüyorum. Şimdi bunu böyle dağıtıyor olacağım. Bu da yüzümü hafifçe boyutlandırmama neden olmuş olacak. Bence aynı zamanda bir de dış görünüşle ilgili şundan bahsetmek istiyorum. Kendinizi içinizde en iyi hissettiğiniz, hani vardır ya böyle gerçekten size uğurlu geldiğine inandığınız kıyafetleriniz, bende vardır o, hani totem mi denir ona bilmiyorum. Böyle kendimi en iyi hissettiğim gömlek, kendimi en iyi hissettiğim pantolon, ceket falan, onları hep tercih ederim. Bir takım toplantılara da katılıyorsam şayet. Onun için kendinizi iyi hissettiğiniz bir kıyafet olması önemli. Ya böyle döpyeslerde, işte takımlarda, bilmem ne, ya herkesin güzel alabileceği bir siyah ceketi, bir lacivert ceketi ya da bir lacivert pantolonu, siyah pantolonu vardır. Bu nedenle herkes kendi kesesine uygun olarak sadece kumaşının kaliteli olmasına ve sentetik olmamasına önem gösterir ki kokmayın görüşmelerde. Ya da işte üzerinize böyle terleyip de yapışan bir şeyler olmasın. Çok dar şeyler olmasın. Böyle dar dar mini etekler dizin üstünde. Çok dar streç pantolonlar, aşırı çivi topuklar. Bunlar dış görünüşler için çok itici ve doğru değil aynı zamanda. Ya da 4 santim topuklu ya da bilemediğiniz 5 santim topuklu şeyleri kullanabilirsiniz, ayakkabıları. Babet giyinme noktasında biraz tereddütlüyüm. Hafif topuk ya da böyle düz Oxford bir ayakkabı da olabilir mesela. Uygun bir şekilde bunları kullanabilirsiniz. Beylerde ise güzel gömlek, şöyle güzel yakası güzel kesimli, ince slim bir kravat, güzel bir takım elbise uygun kaçacaktır. Böyle çok fazla aşırı modacı görünüp böyle fazla farklı algılara yol açabilecek kıyafetler seçmemenizde fayda var. Kendi içinizi göstermeyen kıyafetler olması önemli. Kapak göz şeyime geçiyorum. Gözümün üstüne geçiyorum. Göz kapaklarımda Mac'in Painter'lı Paint Pot'unu kullanıyorum. Bunu bir baz olarak kullanıyorum ben. Normal hayatta da son derece memnunum. Burada ne kadar sıcak bir yere gidiyor olsam, ne kadar işte farklı bir iklime giriyor dahi olsam, gözümün üstünü sabitliyor ve o farım hiç çizgilerime dolmuyor. Çok uzun süre kalıyor ve çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Bir de arkadaşlarım, bu iş görüşmelerine giderken tamam bronzerlar, hani güzel günlük hayatta belki kullanıyorsunuz, severek kullanıyorsunuz, ama cildinizi böyle çok kendi tonunuzdan böyle 3-5 ton koyu gösterecek bronzerlar, işte böyle çok allı pullu simli, işte ne bileyim ben ne deniyor ona, highlightlardı, böyle simli ürünlere de fazla girmemenizi öneriyorum ben. Önemli olan kendimizi, ne söyledim, canlı göstermek ve enerjik göstermek. Ben şu anda göz kapaklarımın üstüne Painter'lı Paint Pot'u sürdüm. Üstüne de şöyle bir sabitleme için bir transparan bir pudra geçiyorum. Herhangi bir transparan pudra kullanabilirsiniz. Kendi zevkinize uygun. Benimki gene çok severek kullanıyorum. Nars'ın şöyle toz pudrası. Bunu gerçekten, bunun performansından da çok memnunum. Nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım, yani saatlerce 10 saat sabahın köründe sürdüğüm bir şey, hani 8'de 9'da eve geldiğimde hani aynı şekilde yüzümde gözümde kalmış oluyor. Bunu böyle biraz sabitledim. Gözümün altına da hafifçe böyle bir sabitleme yapabilirsiniz ki çizgilere dolmasın. Şimdi biraz yanaklarıma renk vereceğim. Doğal olarak değil mi? Böyle bir bembeyaz gitmeyeceğiz. Bunu öneriyorum size. Şimdi bunu süreceğim. Pretty. Flormar'ın Baked Blush Pretty'lerinden 04 numara. Şöyle. Ben bunu valla keşfettim de aldım. Gratis'ten. Valla çok hoşuma gitti. Çok güzel bir enerjik bir renk veriyor. Böyle uçlu bir fırçayla, kesik uçlu bir fırçayla fazlasını süpürerek şöyle yanaklarıma, gölge yaptığım taraflara renk vermesi için sürüyorum. Şöyle. Bakın hafifçe, güzelce renk veriyorum. Ben açık renkli olduğum için, açık tenli olduğum için çok koyu koyu şeyleri kullanamıyorum. Zaten çok sırıtıyor bende. Kendi cilt tonunuza, renk tonunuza en uygun şekilde allıkları seçmenizi öneriyorum. Ve iş görüşmesine de giderken seçim yapmanız gereken allık, belki çok terliyorsunuz, yanaklarınız ekstradan kızarabilir. Hafif açık renkli bir allık olsun. Çok az sürün, uygulayın ve böylece sağlıklı, o sağlıklı hafif enerjik görüntüyü elde etmiş olun. Beylerin tabii makyaj yapma şansları yok ama güzel tıraş olmaları gerekiyor iş görüşmelerine giderken. Herhangi bir böyle, tabii işinden işine göre değişir, sektöründen sektörüne göre değişir ama mümkünse gitmeden önce kurum, gideceğiniz kurum nasıl bir kurum? Bunu tabii öncelikle araştırın ki araştırmayanız yoktur diye düşünüyorum. İşte webten araştırın, bakın, sosyal medyaya bakın vesaire. Çok çok kurumsal bir yerse, yani örnek veriyorum size, bir bankaysa hani böyle bir keçi sakalıyla, ne bileyim ben, hani burada piercinginizle gidemezsiniz. Onun için gideceğiniz yere adapte olmanız gerekiyor arkadaşlar. Erkeklerde de tıraş olması lazım arkadaşın gitmeden önce. Bir de koku meselesi var. Koku meselesine de değineyim. Beylerde de aynı şey geçerli. Kokumuzda böyle çok fazla aşırı derecede ağır, insanın böyle ne sürmüş falan dedirtmeyecek bir koku şekli olması lazım. Hafif kokuları tercih etmek gerekiyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda böyle birkaç fıs, hani her zaman parfüm sıktığınız yerlere yeterli. Ama böyle çok iddialı, vanilyalı, miskli, ne bileyim ben, hani böyle baskın ve ağır olabilecek kokuları tercih etmemenizi öneririm iş görüşmesine giderken. Bu bronzlaştırıcımı şu çenemin de hafifçe altına sürdüm. Böyle güzel bir renk kazanmış oldum. Şöyle saçımı şey yapıyorum. Şimdi allığıma geliyorum. Gene Pretty serisinden, Flormar'ın Baked Blush'larından 01 numarayı tercih edeceğim. Bir fırçamla fazlalığını silkeleyerek şu güldüğümüz, gülünce böyle ne deniyor buna? Elmacık kemiklerimize, yanaklarımıza allığımızı sürüyoruz. Hafifçe de şöyle alnıma biraz böyle renk gelmiş olsun diye yediriyorum. Seçeceğimiz renkler de çok önemli. Kıyafetlerimizde böyle zaten hani takım elbise, beyaz gömlek ya da böyle rengimize göre aslında kırmızı siyah gibi güçlü renkler ya da beyaz siyah kırmızı, lacivert beyaz bordo gibi hani güçlü kombinler dediğimiz renkleri tercih etmek önemli bence ve insanı da iyi gösteriyor. Beylerde de mavi gömlek, beyaz gömlekten ikisi de çok güzel ama mavi gömlek daha da şık bence giyim kodları açısından. Güzel kesimli, vücudunuza oturan, aşırı dar olmayan bir ceket ve aşırı dar olmayan bir pantolon. Hani böyle görüyoruz artık her bir skinny pantolonlar. Aşırı dar olmasın lütfen. Deniyorum, far süreceğim. Maybelline'in şu far serisini kullanacağım, far paletini kullanacağım. The Blushed Nudes paletini şöyle. Bu paleti de ben çok beğenerek aldım. Açık böyle pembe tonları vesaire var. Şuradaki açık tonla başlayacağım. Ve hafif pembe tonlarla da karıştırarak göz kapaklarının üstüne sadece hafif bir aydınlık vereceğim. Şöyle fazlasını silkeliyorum. Şöyle katlanma bölgemi ve gözümün tamamına onu yediriyorum. İlk gösterdiğim hafif uçuk pembe rengi. Böyle hafifçe yedirdim. Bu arada dekorumu nasıl buldunuz? Ay bu dekor, ben çiçekleri çok seviyorum bu arada. Üzerimdekiyle de uyumlu oldu. Sardunyalarım var yanında. Gün ışığından da daha güzel faydalanmak ve size daha faydalı bir video olsun diye bu gün ışığında çekmek istedim bu videoyu. Onun için şu anda balkonumdayım evde. Nasıl, beğendiniz mi bu dekoru da bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bununla göz kapaklarımın tamamını boyadım. Şu üstündeki açık tonla da biraz kaşlarımın altını şöyle boyayacağım. Süreceğim daha doğrusu. Şöyle. Ki biraz daha canlı ve enerjik görüneyim. Biraz altındaki şu koyu tonla katlanma bölgeme biraz ton vermek istiyorum. Şöyle. Sürüyorum. Gene devam ediyorum. Pembe tonları her zaman sizi canlı ve enerjik gösterir. Onun için bu pembe tonlarının gücünden yararlanın. Dediğim gibi bronzerlardan uzak durun. Konuşamadım. Evet. Şimdi rimelimi süreceğim. Rimel için Essence'ın Volume Stylist maskarasını kullanıyorum. Bunu çok beğeniyorum. Bir de kirpiklerinize rimel sürdüğünüz zaman daha enerjik görünüyorsunuz. Böyle daha gözleri birdenbire yukarıya kaldırıyor ve çok güzel görünüyor. Enerjik görünüyor insan. Hani çökük görüntüsü kalmıyor. İş görüşmelerinde insanın kendisini dış görüntüsüyle de puan kazanması söz konusu oluyor arkadaşlar. Çünkü biz kendimizi ifade ederken bir bütünüz aslında. Yani hem dış görüntümüz orada bizi yansıtmalı, hem de anlattığımız sözler bizi yansıtmalı. Onun için şık, kendini bir ürün olarak düşünecek olursan, iş görüşmesi senin kendini sattığın bir alan aslında. Satmak belki kötü bir tabir ama herkes her yerde, her mecrada bu şekilde kullanıyor. Böyle kitaplar bile yazılmış. Kendini pazarlamak aslında iş görüşmesi. Bu nedenle kendimizi pazarlarken de ki biz içinde en iyi hissettiğimiz kıyafetle, en rahat hissettiğimiz kıyafetle ve kendi yüzümüze aynada baktığımız zaman, hani iş görüşmesine girmeden 5 dakika önce ya da 10 dakika önce kendimizi iyi hissettiğimiz halimize en iyi performansı sergileyebiliriz. Şimdi şu katlanma bölgeme biraz daha ton vereceğim. MAC'in Brown Script rengi benim favorim. Onun için biraz katlanma bölgesine bu Brown Script mat farla biraz daha boyut vereceğim. Elimde bir karıştırma fırçası var. Bu karıştırma fırçasıyla tam katlanma bölgeme iyice bir şöyle aynaya şöyle alayım. Boyut veriyorum. Makyaj olayına tabii ki her kadın kadar ben de meraklıyım. Böyle çok meraklı değilim, sevmiyorum diyenlerin bile 3-5 tane malzemesi vardır. Ben seviyorum ama böyle çok çok aşırı derecede yapıyor muyum? Zannetmiyorum. İşime geldiği kadarını yapıyorum. Çünkü iyi hissetmeyi seviyorum. İyi hissetmek güzel bir şey. Kendini güzel hissetmek güzel bir şey. Aynaya baktığın zaman kendini güzel hissedebiliyorsan ne kadar mutlu yani. Performansımı arttırıyor. Yani bana kendimi daha iyi hissettiriyor. Özgüvenimi yükseltiyor işin açıkçası. Onun için ben de makyaja yani herhalde bir son böyle 3 sene falan vardır. Böyle dolu dolu biraz daha eğildim de bakıyorum kendime uygun şeylere vesaire. Şimdi gözümün altına, şuraya, kirpiklerimin altına ama iç kısmına Golden Rose'un Longwear Stick'lerinden, kalem stiklerinden siyahı şöyle geçiyorum ki buna gizli Hollywood eyeliner'ı deniyor. Gözlerinizi daha güzel gösteriyor, daha büyük gösteriyor. Şöyle belli olmayacak şekilde içten siyahı geçiyorum. Evet, şimdi benim 2 tane favori kalemim var. Bir tanesi, bunu her zaman kullanıyorum, çok beğeniyorum. Flormar, her makyajımda kullanıyorum yani. Flormar'ın Satin Touch'larından Stick eyeshadowlarından. Hangi renk bu? Nerede yazıyor bilmiyorum. Bulamadım. Neyse, şu kahverengi tonu. Böyle nasıl söyleyelim? Tarçın kahverengisi gibi bir tonu. Böyle onu gözümün altına hafifçe şöyle sürüyorum. Sonra elimle, parmaklarımla dağıtıyorum. Sonra bunun üstüne gene Golden Rose'un Long Stay Eyeshadow sticklerinden altın rengini alıyorum. Bunların renkleri nerede yazıyor? Ha, 01 rengini alıyorum. Bunu da şöyle gene gözümün altına yerleştiriyorum. Yani sürüyorum. Yerleştiriyorum ne ya? Neyse. Evet. Biraz aydınlatıcı sürmek iyi oluyor. Bu nedenle Wet n Wild'ın gene beğenerek aldım. Ben Wet n Wild'ın farlarını da beğeniyorum. Highlight powderlarından. Hangi renk olduğunu ait söyleyemedim. Çünkü ben mi göremiyorum ya? Neyse. Yazmıyor galiba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse, şöyle açık bir rengi. Bunu hafifçe alıyorum. Fazlasını süpürüyorum. Fırçayla şuralarıma böyle bir hafif bir parlaklık veriyorum. Biraz böyle kaşımın üstüne de hafifçe şöyle parlaklığını veriyorum. Biraz da burnumun üstüne doğru, dudaklarımın şöyle hafifçe üstüne doğru ki biraz daha güzel görünsün. Şimdi aydınlatıcımı da sürdükten sonra bir de stick aydınlatıcı önerim var aslında. İkisini kullanıyorum. Ya bunu tozsuz kullanmak istediğim zaman bunu kullanıyorum. Ya da NYX'in şu ürününü kullanıyorum. Dose of Dew aydınlatıcısını. Bunun da o kadar güzel bir yapısı var ki bunu şu anda buralarıma sürdüğüm için Wet n Wild'ı sürmeyeceğim. Sadece burnumun üstüne şöyle burnumun üstüne sürüyor olacağım. Çok gayet enerjik ama fresh makyajımızı tamamlamış olduk. Buraya ayrıca herhangi bir şey eklemeye gerek yok. Bizi kendimizi aynaya baktığımız zaman iyi hissettiren bir makyaj yapmaya çalıştık. Bunun için pembe tonlarından faydalandık. Ruj konusuna gelecek olursak gideceğiniz iş görüşmesinde seçeceğiniz kıyafete uygun olarak bir ton seçmenizde fayda var. Gene çok parlak floresan pembeler, böyle çok uçuk kaçık renkler, böyle çok gri gibi, işte ne bileyim, böyle fazla uç renklerden kaçınmayı öneriyorum size. Ben şu anda birkaç tane öneride bulunacağım size. Bu makyajımı ben NYX'in Soft Matte Lip Cream'lerinden Amsterdam rengiyle tamamlayacağım. Bu böyle kabı koyu gibi görünüyor olabilir ama değil gerçekten. Sürdüğüm zaman dozunu kendim ayarlayabiliyorum. Böylece hafifçe sürmüş oldum. Bu arada kalem de çekebilirsiniz tabii ki ama kalem çekilmiş dudaklar da böyle aşırı aşırı şekilli görünüyor. Hani iş görüşmesi için belki o bile çok hani iddialı kaçabilir. Kendi makyajınızı en iyi şekilde tamamlayacak bir tonu seçmenizi öneriyorum. Dediğim gibi ben bu tonla bitirdim. Hani şu anda belki kırmızı kazakla da güzel görünüyor olabilir ama normalde de hep tercih ettiğim bir ton bu. Sizin kendi cilt tipinize, yüzünüze enerji veren renk doğru renk. Yani sizi olduğunuzdan çökkün ve baygın gösteren renk değil, olduğunuzdan daha sıcak, daha güçlü, daha çarpıcı gösteren renk doğru renk. Şimdi iki tane de önerim var. Bir tanesi, hatta üç tane önerim var. Bir tanesi Note'un şu güzel böyle dudak pembesi gibi olan gene mat rujlarında. Kaç numara bu? Bunların numarası kaç? 403. 403 numarası Sugar Kiss. Bunun tonunu da öneriyorum iş görüşmelerinde ya da toplantılarda. Çok güzel gidiyor. Çok böyle soft bir pembe. Çok başarılı bence. Diğeri ise gene NYX'in Soft Matte serisinden, lip kremlerinden Abu Dhabi rengi. Bu Abu Dhabi rengi de çok tatlı bir renk. Böyle hani pembe ya da böyle kırmızının hafif tonlarını tercih etmek istemeyen kişiler için güzel bir tercih olabilir. Bir diğer üçüncü tercih de Golden Rose'un kalemlerinden, bu mat kalemlerinden 11 numara. Bu da gene dudak renginde. Çok güzel bir renk. Bunu da öneriyorum size. Başlangıcındaki suratımı hatırlıyorsanız bir de şimdi bitmiş olan yüzümü size göstermek istiyorum. Nasıl? Hafif bir ışıltımız, enerjik bir görüntümüz var, canlı bir görüntümüz var. Aynaya baktığımız zaman ne yapıyoruz? Kendimizi iyi hissediyoruz. Yani başarılı bir performans sergileyebiliriz iş görüşmesinde. Herkese, iş görüşmesine katılacak olan herkese başarılar diliyorum. Bu videonun da verimli olmuş olmasını temenni ediyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Benim için de bir ilk oldu. Eğer devamını görmek isterseniz, ki ben bir make-up artist değilim ama elimden gelen bilgileri sizlerle paylaşmak ilk hedefim. Beraber sohbetli makyajlı videolarda çekebilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ya da Banu Hanım nefret ettik de diyebilirsiniz. Ya da Banu aa falan bir daha yapmadı diyebilirsiniz. Vallahi başım gözüm üstüne. Ben bir deneme yaptım. Ne yapalım, denemeden bilinmiyor. Ama ben keyifli olduğunu düşünüyorum. En azından ben keyif aldım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olun. Sizin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar liderliğin ünvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Hoşçakalın.